Smirna'dan İzmir'e kentin gündeminde bu hafta 1 Mayıs sokaklarındayız. Evet, 1 Mayıs'a sayılı günler kala işçilerin, emekçilerin taleplerini onlarla konuşacağız. Evet. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Taner Tan, Üstü İşyeri Baş Temsilcisiyim. 1 Mayıs'a gidiyoruz. 1 Mayıs'taki talepleriniz neler? Valla 1 Mayıs'a gidiyoruz. 1 Mayıs'ta işçi ve emekçilerin taleplerini sokakta dile getirmesi gereken dünya üzerindeki işçi sınıfın tek bayramı. 1 Mayıs'a giderken işçiler ve emekçiler 1 Mayıs'ın bayrama denk gelmesiyle ilgili alanda olacak mıyız, olmayacak mıyız tartışmasını yaparken bugün hükümet ne idam cezası neredeyse gezi olaylarında idam cezası çıkarmaya kadar gitti. Ve biz hala bu kuşkuyla yaşıyorsak bütün işçilerin, emekçilerin, halkın, çoluğun, çocuğun hepsinin 1 Mayıs'a gelip alana 1 Mayıs'a sahip çıkmasını bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bilir miyim? Mustafa Gül ben. DİSK Genel İş İkinoğlu Şube Yöneticisiyim. Evet, 1 Mayıs'a giderken taleplerinizi biliyoruz ama 2 gün önce İstanbul'da Gezi ile mahkeme kararı çıktı. Sizce Gezi ve 1 Mayıs'ı birleştirebilir miyiz? Bu sonuçta bir hukuk mücadelesidir, emek mücadelesidir. Bundan yaklaşık bir sene önce aynı davada beraat etmiş kişileri daha sonra siyasi iradeyle mahkum etmek zaten Türkiye'deki hukuksuzluğunun dik alasıdır. Bizim için önemli olan zaten adalet ama herkes için adalet. Bizim beklediğimiz tek şey budur. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Hasan, soyadım Bektaş. İtfaiye Daire Başkanı çalışıyorum, itfaiyeciyim. 1 Mayıs 2022 sayılı günler kaldı. 1 evet. Mayıs'la ilgili düşüncelerinizi ve taleplerinizi alabilir miyim? 1 Mayıs'la ilgili görüşlerim, insancı yaşam, özgürlük, adalet, hak, hukuk mücadelesi, işçinin, emekçinin, alın teri, özgürlük. Bu kadar. Yeterli. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Cemal Özdemir, İSSU Genel Müdürlük Tümbelsen İşyeri Temsilcisiyim. Bugün toplu sözleşme imzaladınız. Toplu sözleşmeyle 1 Mayıs'ı birleştirmeniz mümkün mü? Ya tabii ki toplu sözleşmeyle 1 Mayıs'ı birleştirmeniz mümkün değil. Çünkü bana göre mümkün değil. 1 Mayıs bizim her zaman sadece 1 Mayıs alanlarında değil, direnişimizi, göstericimiz, simgesi olduğumuz bir bayram olarak biliyorum. Hakkın, hukukun, adaletin olmadığı bir yerde artık bir alanlarda daha çok sesimizin çıkması gerektiğini inandığım için sadece toplu sözleşmeyle 1 Mayıs'ı asla kıyaslayamam. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizi tanıyabilir miyim? Erhan Mercan, Manisa Bölgesi Belediye İş İkinoğlu Şube Temsilcisiyim. 1 Mayıs'a yaklaşırken taleplerinizi ve 1 Mayıs'tan beklentilerinizi anlatır mısınız? 1 Mayıs'ta Gündoğdu Meydanı'nda, İzmir'de, Taksim'de, Ankara'da, Tandoğan'da bütün işçi sınıfının birlikte bu mücadelede destek olmasını temenni ediyorum ve istiyorum. Talepleriniz nelerdir bu 1 Mayıs'ta? Vallahi taleplerimiz, hükümetten bir talebimiz yok. Zaten taleplerimiz bir zaman yerine getirilmedi. Biz işçi olarak bu başarıyı elde edeceğiz yani. Biz kazanacağız. Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Sadık Aydın. İzmir Türk İş'e bağlı Belediye İş İkinoğlu Şube Temsilcisiyim. Çalışanım aynı zamanda bir emekçiyim. 1 Mayıs'a giderken sayılı günler kala 1 Mayıs'la ilgili talepleriniz nelerdir? Bizim taleplerimiz aslında hakkımız olan şeyler. Ekstradan bir şey istemiyoruz. Kimseden bir sadaka istemiyoruz. Kamuda çalışan binlerce insanın norm kadro verilmesi, kadroya geçirilmesini istiyoruz. Kiralık işçi büroların kapatılmasını istiyoruz. Mevsimlik işçilerin sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan tüm partilerden tek bir noktada birleşiyorlar. O da kendilerine zam gelince. Biz bunun işçi üzerinde tek bir noktada birleşmelerini talep ediyoruz. Biz insanca yaşamak istiyoruz. Bu geçim sıkıntısı döneminde hayatın bu kadar pahalı olduğu bir dönemde enflasyonun altında ezilmek istemiyoruz. Alım gücünün düştüğü, yok olduğu, açlık sınırının 10 bin liranın üstüne çıktığı bir dönemde de biz de insanca yaşamak istiyoruz. Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek, daha güzel bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Bütün mücadelemiz bu. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyim? Ben Suat Askar, maden mühendisiyim. TUMO BKK'dan, İzmir İl Koordinasyon Kurulu'nda. 1 Mayıs'a giderken sayılı günler kala, 1 Mayıs'la ilgili talepleriniz nelerdir? 1 Mayıs'la ilgili bu ülkenin malum içinde bulunduğu konum olarak birçok eksiği, birçok sıkıntısı, birçok yaşadığımız hem maddi olarak, ekonomik olarak, sosyo-kültürel olarak birçok alanda açlık yaşıyoruz. Bu açlığın hem emeğini verdiğimiz bu ülkeye, toprak
verdiğimiz emeğin karşılığı olarak hem özgür bir yaşam, hem adalet, hak, hukuk, emeğimizin karşılığı olarak güzel bir yaşam, rahat bir yaşam diliyoruz. İşin teknik alanı ile ilgileniyoruz. Hem teknik alanıyla beraber sorumluluğumuz olan her, yani bu ülkede yaşayan her ülkenin vatan, yani bu ülkenin her vatandaşı olarak şunu söyleyeyim. Hak ediyoruz, hakkımızı almak istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyim? Merhabalar, ben Kıymet Eresen. Talebim ne olabilir? Talebim bu emekli maaşlarının çok düşük olması, insanları böyle çok dibe vurması. Yani daha iyi şartlar içinde 20 yıl çalışmış bir insan olarak aldığımız maaş çok düşük yani. Geçim sıkıntısı için talebimiz geçimimizin iyi olması. Başka talebimiz yok yani. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Doktor Lütfü Çamlı, İzmir Tabip Odası aktivistiyim. 1 Mayıs yaklaşırken 1 Mayıs'taki talepleriniz ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Sağlık emekçileri yaklaşık 7 aydır hakları, talepleri için alanlardalar. Bununla ilgili olarak 3 defa iş bırakma eylemi yaptılar. Sayısız basın açıklaması, miting, toplanma, buluşma gerçekleştirdiler. 1 Mayıs'ta bunu diğer sağlık emekçilerinin yanında, diğer emekçilerle beraber omuz omuza, bu giderek derinleşen ekonomik krizin, siyasal krizin faturasını artık ödemek istemediğimizi hep birlikte güçlü bir şekilde haykıracağız. 1 Mayıs'ta alanlardayız. 1 Mayıs'ta haklarımız için alanlardayız. Haklarımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Tüm emekçilerin dayanışması 1 Mayıs'ı bir bayrama çevirecektir. Herkesi 1 Mayıs'ta emekten yana, doğrudan yana bu bayramda omuz omuza yan yana olmaya çağırıyorum. Hocam bir de geçtiğimiz günlerde sonuçlanan Gezi davası var. Bununla da ilgili 1 Mayıs'a bir çağrı yapmak mümkün mü? Gezi bir kere daha gösterdi ki bu ülkede hukuk, adalet artık kalmamıştır. Tek adam rejiminin giderek demokrasiden, giderek insan haklarından uzaklaşan yönetimi bu kendini bir kere daha Gezi davasında da göstermiştir. Bizler tüm haklarımız olduğu gibi aynı zamanda adalet için, hukuk için alanlarda olacağız. Gezi bu ülkenin yaşadığı daha iyi, daha güzel bir dünya özlemiyle bir araya geldiği, farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunun bilincine varıldığı bir gündür. Gezi yargılanamaz. Gezi'de şu anda yargılanmaya çalışılan, ceza verilmeye çalışan insanlar onurlarımızdır. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Demiryolu Sendikası Yönetim Kurulu üyesiyim. İsmim Ahmet Güler. 1 Mayıs'a sayılı günler kala, 1 Mayıs'ta talepleriniz bu yıl ne olacak? 1 Mayıs'taki taleplerimiz öncelikle bu enflasyonla yaşadığımız ücretlerimizin düştüğü noktayı bir şekilde tekrar çalışanlara tekrar geri kazandırmak, hukuksuzluklara, haksızlıklara, taşeronlaştırmaya, toplu sözleşmelere konan engellere, bunlara karşı bir düşünceyle 1 Mayıs'ı kutlayacağız. Umarım bu yaşadığımız 1 Mayıs'ta ülkemizdeki bu durum son bulur. Tüm emekçiler, işçiler, memurlar, emekliler, herkes olması gerektiği şekilde yaşama hakkını, geçinebilme hakkını istediği düzeye çekebilmeleri için bir umut olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Emine Uyar, Emek Partisi İzmir İl Başkanı. 1 Mayıs'a sayılı günler kala, bu yılki 1 Mayıs'ın sizin için ön plana çıkan talepleri nelerdir? Evet, her şeyden önce bu zamların durması gerekiyor. Enflasyon ücretler üzerinde halkın alım gücünün daha da aşağıya inmesine yol açtı. Biz zamlar geri alınsın, ücretlere ek zam diyoruz. Vergide adalet, halk için bütçe diyoruz. İşsizliğe, zamlara, yoksulluğa karşı birlik, mücadele, dayanışma, savaşa ve sömürüye karşı yaşasın 1 Mayıs diyerek 1 Mayıs günü tüm İzmir halkını, işçi ve emekçileri Gündoğdu Meydanı'na davet ediyoruz. Başkan, bir de geçtiğimiz günlerde Gezi davası tekrar görüldü ve sonuçlandı. Kısaca bize de onu değerlendirir misiniz? Evet, Gezi orada ceza alan arkadaşların başlattığı bir eylem değildi. Bir halk hareketiydi. Ve
milyonlarca insan talepleri için, evet, bir park alanına yönelik bir saldırıyla ortaya çıktı ama ülkenin her yeri yanını sardı bir anda ve bu halkın talepleriydi aslında, onları sokağa döken her alana ilişkin talepleriydi. Ve bizler de alanlardaydık, bizler de gezideydik, hepimiz oradaydık. Yargılanacaksa milyonlar yargılanmalı, bir hareketi yargılanamaz. Bu arkadaşlarımıza verilen cezalar haksız, hukuksuz, adaletsizdir. Türkiye'de adaletin nereye geldiğini apaçık gösteren bir davadır. İki kere beraat verilmiş bir dosyada 18 yıl ve müebbet hapis cezasının çıkması gerçekten AKP iktidarının bugün ülke işçi emekçilerine vermiş olduğu bir gözdağıdır aslında bu. Mücadeleye verilen bir gözdağıdır. Biz bunu böyle algılıyoruz ve iki yıl pandemide geçen iki yılın ardından işçilerin açlık ve hastalıktan ölüm arasında bırakıldığı iki yılın ardından bu yıl kitlesel bir şekilde 1 Mayıs alanında olacağımızı buradan duyuruyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki de. İzmir Sosyal Güvenlik Kurumu emekçilerinden Şükrü Dinçel. Aynı zamanda Büro Emekçileri Sendikası İş Yeri Temsilcisiyim. İzmir Gazi Emekçileri Sosyal Güvenlik. Şükrü Bey, 1 Mayıs yaklaşırken bu yıl kamu emekçileri olarak talepleriniz neler? Kamu emekçileri olarak o kadar birikti ki taleplerimiz. Tabii en yakıcı taleplerimizden başlamak gerekirse haksız, hukuksuz bir şekilde ihraç edilen arkadaşlarımızın derhal iadesini en başta talep edeceğiz. Çünkü bizim en yakıcı sorunumuz budur. Tüm geçenlerde yine bir toplantı yaptık bu konuyla ilgili, 1 Mayıs hazırlıklarla ilgili. Hepimizin fikir birliğine vardığı en yakıcı sorunumuz ihraç edilen arkadaşlarımızın, haksız hukuksuz bir şekilde ihraç edilen arkadaşlarımızın bir an önce işlerine geri iadesidir. Ondan sonrasında zaten ekonomik şartlar Türkiye'de ve İzmir'de çalışma hayatında herkesin malumudur. İnsanca yaşayabilecek ücretlerle çalışmak, emek vermek istiyoruz. Kısacası bu kadar. Çok teşekkür ederim. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Aykut Akdemir, TÜMOP İzmir İKK Sekreteriyim. 1 Mayıs'a sayılı günler kala. 1 Mayıs'taki bu yıl talepleriniz neler olacak? Bizim taleplerimiz şu, geçinemiyoruz. Mühendis mimar şehir plancılarının özlük haklarını talep ediyoruz. TÜMOP asgari ücret tarifesinin uygulanmasını talep ediyoruz. Tüm yaşam alanlarımızın tekrar korunması gereken alanların hukukla belirlenmiş, korunması gereken alanların korunmasını talep ediyoruz. Hükümetin görevlerini yerine getirmesini talep ediyoruz. Hukukun işlemesini talep ediyoruz. Sabah akşam yatıp sabahleyin bir kararnameyle kalkıp bütün hukukun yerle bir edildiği bir ülke istemiyoruz. Yaşamımızın daha özgür bir alanda olmasını istiyoruz. Daha da çok istediğimiz şey şudur. Berkin'e ve abilerine bir sözümüz vardı bizim. Gezi onurumuzdur diye. Gezi onurumuzdur, yargılanamaz. Tutuklanan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Bunun bir hukuk olmadığını, siyasi bir karar olduğunu biliyoruz. Bu siyasi karara karşı da siyasi bir duruşumuzun olacağını da buradan tekrar ifade etmek istiyoruz. Mücella Hanım'a ve bütün arkadaşlarına buradan selam gönderiyoruz. Gezi onurumuzdur, yargılanamaz. Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları hiç susmadı, susmayacak ve örgütçü mücadelemizde 1 Mayıs'ta alanlarda olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Simirne'den İzmir'e kentin gündeminde bu hafta 1 Mayıs'a sayılı günler kala emekçilerin sokaklardaki görüşlerini aldık. Diskin, Keskin, TMOB'un, Türk İş'in bu konudaki temsilcileri ne diyorlar, 1 Mayıs'a nasıl hazırlanıyorlar, bunları size yansıtmaya çalıştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.